operasyonlar sonuçta istihbarat ağırlıklı operasyonlardır. Tabii sahada ne olup bittiğini bileceğiz ki ona göre bir Afrin'in içerisinde ne olduğunu bileceksiniz. Afrin'de ev ev bileceksiniz. Yani ev ev biliyor mu Türkiye biliyor. Afrin'de? Bu da önemli bir bilgi. Bunu da KJ'de yazalım lütfen. Türkiye Afrin'de ev ev ne olduğunu biliyor. Biliyor. Niye biliyor onu söyleyeyim size. Şimdi Afrin aslında şöyle bir yer. E, Afrin'dekilerin yaklaşık yani %80'in akrabası ya Kırıkan'dadır ya Hasada'dır, ya Yerehanlı'dadır. Ya birbirleriyle kız alıp vermişlerdir. Türkiye ile akrabalı komşuluk ilişkisi olan bir coğrafya. Haritaya baksın izleyicilerimiz zaten adeta sanki Türkiye'nin içindeki bir fiziki alandan bahsediyor. Aynı aşiretler. Sol tarafında Hatay, sağ tarafında Kilis var yani. Ortadan geçen bir şey, işte yine aynı yere geldik. O dönemde çizilen sınır hatları ne etnik ne de sosyolojik anlamda bir ayrım yapılmadığı için... Aileler ikiye bölünmüştür. O yüzden herkes herkesin kim olduğunu biliyor. Ee, burada e, bilinmeyen faktör şu. Yabancı askerler ne yapacaklar? Kim onlar yabancı askerler? Şimdi, e, bu teşkilatın içerisinde 3 tane faktör var. Afrin'de karşılaşacağımız 3 tane faktör var. YPG'den bahsediyoruz. YPG'nin içerisinden bahsediyorum. Birisi Arap aşiretleri. Yani onlarla beraber hareket eden Arap aşiretleri var. 3 tane grup var. E, arkasından e, sivil komin dediğimiz e, kominler, bunlar çoğunlukla yabancı ülkelerden gelmiş ya asker kökenliler ya da istihbarat kökenliler. Bu şahısların ne yapacağını bilmiyoruz. Bunların e, şeyini bilmiyoruz. E, kuvvet çarpanı ne bilmiyoruz. Yani neyi kullanıyorlar, hangi malzemeyi ve aparatı kullandıklarını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama e, bu operasyon e, şeyden ne derler? Fırat Kalkanı harekatından biraz daha nitelik anlamında, nicelik anlamında e, daha uzmanlık gerektiren bir operasyon Daha zor bir operasyon mu Yok, Fırat Kalkanı? Yok, zorluk anlamında söylemiyorum. Süre anlamında ve işin karmaşıklığı anlamında söylüyorum. Yoksa yani e, PKK daha e, burada daha hazırlık yapmış anlamında söylemiyorum. Sivillerin ar arasına karışma e, gücü daha fazla olduğu için söylüyorum. Peki YPG'nin silahları DEAŞ'tan daha mı gelişmiş? Silahları? Daha gelişmiş.